Ürdün yönetimi Suriye krizinin başlangıcından bu yana mülteci akınıyla baş edebilmek için çok sayıda resmi kamp inşa ediyor. Ancak yönetim burası gibi mültecilerin devletin bilgisi dışında kurduğu kampların da önüne geçmeye çalışıyor. El Mafrik mülteci kampı yüzlerce ailenin yakınlardaki Zeteri kampından kaçarak yerleştiği ve özel tapulu arazinin üzerine kurulmuş bir kamp. Kamp sakinlerinden Zübeyd Şihan yoksul olduğunu ve Zeteri kampında yabancılarla kalmaktansa burada kendi hemşerileriyle yaşamayı tercih ettiğini belirtiyor. Daire kiralamak için verecek 300 dolarım yok. Sadece yemek ve su için bile ayda elime 70 doların altında para geçiyor. Bu kadar çok parayı kiralık bir daire için vermektense çadırda yaşamayı tercih ederim. Buradaki birçok Suriyeli mülteci bölgede yaşayan Ürdünlülerle aynı aşiretin mensubu. Akrabalara yardım ve koruma sağlamak Bedeviler için oldukça köklü ve derin bir gelenek. Elimden geleni yapıyorum. Çadır kurabilmeleri için onlara kendi arsamı verdim. Seyyar tuvalet ve banyo yaptırdım. Ayrıca buraya gelen yardımların kamptakilere dağıtılması için de çalışıyoruz. Bu kamptakiler için olumlu bir durum. Ancak burada resmi kamplara göre daha az hizmet sağlanıyor. Çok sayıda kişi suya para veriyor. Ancak kamp sakinlerine göre bu, özgürlük ve güvenliğin yanı sıra aile üyeleri ve yakınlarıyla birlikte olabilmeleri karşılığında katlanılır bir durum. Yardım kuruluşlarına göre mülteci kamplarında Dera'dan gelen Suriyelilerle diğer kentlerden gelenler arasında bazı gerginlikler yaşanıyor. Biz ve kamplarda yaşayan diğer Suriyeliler farklıyız. Onlar çiftçiler, biz ise bedeviyiz. Onlarla birlikte yaşayamayız. Onları tanımıyoruz. Biz sadece kendi insanımızla beraber yaşayabiliriz. Bu tip yerleşimler Ürdün topraklarının dört bir yanına yayılmış durumda. Hükümet şu ana kadar bu kamplara hoşgörüyle yaklaşsa da sınırlar zorlandığında bazı kampların tahliye edilmesi söz konusu. Kamu arazilerine izinsiz bir şekilde yerleşmiş olan insanlar var. Ya da ülkeye izinsiz ve kayıtsız giriş yapan aileler. Hükümet böyle durumlara izin vermeyeceğini ve harekete geçeceğini açıklamış durumda. Ürdün iç savaştan kaçan en fazla Suriyeli mülteciyi ağırlayan 3. ülke. Ülkedeki mülteci sayısındaki artışın da devam etmesi bekleniyor ve bu çok daha fazla çadır kent anlamına geliyor.